Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte herhangi bir programa ihtiyaç olmadan sadece minik bir OBS eklentisiyle sahnelerimize geri sayım sayacı nasıl ekleyebiliriz? Buna bir göz atacağız. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz eğer videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya bir minik yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Arkadaşlar videoyu çektikten sonra aklıma geldi. Her pazar saat 17'de YouTube'da canlı yayındayım ve yayıncılık ve OBS hakkında merak ettiğiniz tüm soruları cevaplıyorum. Mutlaka yayınımıza da uğramanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak açıklama kısmında belirttiğim linkten eklentimizi indiriyoruz. Önümüze gelen bu sayfada hemen Go to Download kısmına tıkladığımızda bir Google Drive klasörü olarak önümüze geliyor. Buradan indir diyoruz. Uygulamamızı indirdikten sonra exe dosyasını çalıştırıyoruz. Exe dosyasını çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi ekranımıza minik bir uygulama eklenti açıldı. Bu eklentiyi şimdilik kapatıyoruz. Bu uygulamayı indirdiğimizde gördüğünüz gibi iki tane dosya geldiğini görüyoruz. Biri TXT dosyası, biri uygulamanın kendisi. Öncelikli olarak bu iki dosyayı da çok fazla görmeyeceğiniz herhangi bir yere alabilirsiniz. Ben şimdilik bu ikisini masa üstüne alacağım size daha rahat gösterebilmek adına. Sonrasında OBS'imizi açıyoruz ve kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle diyorum. Metin GDA artı ekliyorum. Buna ben timer ismini veriyorum ve tamam diyorum. Sonrasında gelen sayfada burada dosyadan okuyu tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi aşağıda göz at sekmesi çıktı. Göz ata tıklıyorum ve masa üstüne geliyorum. Download ile birlikte gelen TXT dosyasını burada seçiyorum. Aç diyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi timerımız geldi. Sonrasında direkt uygulamayı açıyorum ve uygulamada mesela buraya diyelim ki 5 saniyelik bir start verelim. Gördüğünüz gibi 5'ten geriye saymaya başlıyor sayacımız. Buna süreçten sonra, süre bittikten sonra herhangi bir kelime de ekleyebilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Text on end kısmına selam yazıyorum. Start diyorum. Gördüğünüz gibi süre bittiğinde selam yazıyor. Şimdi bunu nasıl düzenleyebiliriz? Timer'ın üstüne, yani kaynaklar kısmında açtığım timer'ın üstüne çift tıklıyorum. Ve burada önüme gelen pencerede yazı tipi seç kısmına tıkladığımda burada görmüş olduğunuz gibi bilgisayarınızda bulunan tüm fontlar burada çıkıyor. Mesela buradan Roboto'yu seçiyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki karakterler de değişti. Aynı şekilde renk kısmından mesela kırmızıyı tıkladığımızda tamam dediğimizde gördüğünüz gibi sayacımız da kırmızı oluyor. Şimdi tekrar bir sağlamasını yapalım. Ben tekrar bir start diyorum. Gördüğünüz gibi sayacımız renkli bir şekilde akmaya başlıyor. Burada herhangi bir süre sınırı yok. İsterseniz günlerce bir timer ekleyebilirsiniz. Diğer sahnelerinize eklemek için de bu kaynakta gördüğünüz timer'a sağ tıklayın, kopyala deyin ve diğer sahneye gidin. Kaynaklar kısmına sağ tıklayıp yapıştır referans derseniz her sahnede aynı şekilde aktaracaktır. Ve siz de hemen buradan istediğiniz kadar bir süre belirleyip start dediğinizde gördüğünüz gibi her iki sahnede de aktif olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi basit bir şekilde sahnelerimize timer ekleyebiliyoruz. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya bir minik yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Bu zamana kadar yaptığınız destekler için de hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.